kooperatif arkadaşlarıyla birlikte kooperatifimizi kurduk. Kadın girişim ve üretim üzerine Likiman yöresinin tarkana, diş tarkana, un tarkanası, dut pekmezi, kuru dut, ondan sonra baharatlarımız, eriştemiz, yumurta eriştemiz, yöresel bebeğimiz, sonra karamuk kurutulmuş çayımız, karamuk bekmezimiz, ada çayımız, sonra taze sumağımız, meyve pestilimiz, normal şey pestilimiz, altın çiçeğimiz, doğal organik. Hepsi evet. De doğal, doğal kendi ürünlerimiz, kendi yöremizde üretilen ürünler, kendi üretilen ürünler. Böyle bir başlangıç yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bize böyle bir girişimcide girişimciye atılmamız için çok gerçekten yardımcı olan Kaymakam Bey'imize. Halk Eğitim Müdürümüz var. Halk Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizleri o teşvik ettirdi. Böyle bir yola başladık. İnşallah ki sonumuz gerçekten çok iyi. İleriyi düşünüyoruz. Bu sadece bizim küçük bir atılımımız. Bu ilk günümüz. Deneme yapıyoruz ilk günümüz. Acemiyiz, öğrenmek istiyoruz. Çabalıyoruz bir şeyler için. İnşallah çok iyi olur diyoruz. Bizim amacımız bu. Ha bize yönlendirenler gerçekten devlet büyüklerimiz. Biz devlet büyüklerin şeyi altında böyle bir şey. Onların destekleri artık yani şu anda bize kol kanat geliyorlar. Biz onların destekleri altındayız. Halk eğitimde yaptığımız maskemiz, parasız bütün hekim halkına, kurumlara kendi ürettiğimiz maskeleri dağıtarak bir başlangıç yaptık. Daha sonra hastane sedye örtüsü, hastaneyle anlaşarak sedye örtüsü dikmekteyiz. Halımız var, halı el dokuma yün halısı. Şu anda devam etmekte. Sonra yöresel bebeğimiz var. Hepsi 20 kendi hepsi, emeklerimiz. Hepsi kendi emeklerimiz. Yani. Hepsi kendi emeğimiz. Evet. Daha çeşitlerimize devam edecek. Bütün bu hekim halkına, mevsime bayanlarla... Mevsime göre çalışmayı düşünüyoruz biz. Mevsim neyi götürüyorsa, mesela diyelim ki bundan sonraki bizim üretimimiz ceviz. Evet. Çünkü memleketimizin şeyi ceviz. Göz bebeği ceviz diyelim. Cevizden başlayacağız. Mevsim neyi götürüyorsa ona göre biz ürünlerimizi yapmayı düşünüyoruz. Bu bizim pekmezin, normal pekmezden farkı ne? Şimdi bu, hayır bu dut pekmezi, bu vitamin deposu. Bu tamamen bir vitamin deposu. Tamam. Bu, bunu abla size özelliklerini anlatsın. Gerçekten çok araştırma yaptı ve çok kendisi de kullanan olarak böyle bir şey kalkıştı zaten. Ben bir yıl önce rahatsızlandım. Aşırı derece kansızlıklardı. Bayanlara bazı rahatsızlıklar oluyor. Bu hanımlar araştırınca öğrenirler. Doğadan topladım doğal organik olarak ne yapabilirim diye. Çayını yaptım. Çayını tüketebiliyoruz. Kurusu. Şöyle. Pekmezin de kendim yaptım. Sabahleyin birer yemek kaşığı aldım. Kansızlığım çok şükür düzeldi. Çok vitaminli, çok yararlı. Araştırırsa vatandaşlarımız çok şeyini öğrenirler. Ve bayağı da bir yani gerçekten insanın sağlığı için çok doğa bir şey. Gerçekten doğa harikası olduğunu inanıyorum. Ayrıyeten, bir de ayrıyeten şöyle, Hekiman'a ait. Bu tamamen dut çekirdeği. İlk, bir ilk yani. Hekiman'a ait hiçbir şey yok. Sadece süslemesinde Hindistan cevizi var. Dut çekirdeğinden yapmış olduğum tatlı. Bu inşallah patentini alacağız. Hekiman'da da sel üretime geçmeyi düşünüyoruz. Ama benim dileğim, isteğimiz, bizim yerel yönetimden destek bekliyoruz. Büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bizi yönetenlerden. Destek olmazsa biz kendi imkanlarımızla yeni kurduk daha zaten bunu. Çok fazla ilerleyemeyiz. Ama destek görürsek hem hekiman faydalanır hem biz faydalanır hem de doğal organik ürünlerimizi tüketmiş oluruz.